Yasak Elma dizisinden 85. bölümde ayrılan Talat Bulut, magazin hattına çarpıcı açıklamalar yaptı. Usta aktör, eski ekibinden sadece Barış Kılıç'la görüştüğünü açıkladı. Sizden görüştüğünüz arkadaşlarınız var mı? Set arkası, set, ışık, görüntü, onlarla çok yakından görüşüyorum. Oyuncu olarak da Barış'la görüşüyorum. Barış'ı çok seviyorum çünkü çok eskiden beri tanıdığım biri. Onun dışında da hani biliyorsunuz setlerde Yeşilçam'da da öyleydi. Yani bu arkadaşlık bağının sürdürülebilir hale gelmesi zaten zordur. Bir iş yaparsınız, o işin üretimi, iletişimi, ilişkileri çok önemlidir. Önemli olan onu başarmak. Ben birey olarak, Talat Bulut olarak Yasak Elma'da profesyonelliğin en üst noktasını yaşadığımı inanıyorum. Her şeyi kontrol altında, her şeyi daha doğru değerlendirebilecek, iş adına doğru değerlendirebilecek set disiplini adı altında o işi sürdürdüm. Çok da başarılı olduğumu düşünüyorum birey olarak. Kalanlara selamet diliyorum yani. Barış Bey haricinde böyle uzun süreli görüşeceğiniz herhalde şu an biri görünmüyor herhalde. Yok. Yani Yasak Elma setinden hayır. Yani oyuncu olarak kimseyle görüşmüyorum. Talat Bulut, diziden kırgın olduğunuz kimse var mı sorusuna yanıt verdi. Herhangi birine kırgınlığınız bir durum yok herhalde. Hiç kimseye yok. Hiç kimseye yok. Yani umarım benim bıraktığım noktadan söylediğim gibi yeni bir kadro oluştu. Gerçekten de Halit'in yeniden diriliyor imajını yaratmak Yasak Elma'nın sürekli sürprizler yaratmasından kaynaklanan bir şey ama bu ne kadar devam eder bilmiyorum. Halit öldü, bir daha da dirilmeyecek yani. Bulut'a eski rol arkadaşı Nesrin Cevatzade'nin de Yasak Elma'dan ayrılacağı iddiası soruldu. Erkek oyunculardan sonra Nesrin Hanım da ayrılacağı yönünde haberler. Yok, Nesrin devam ediyor. En son haberler duymuştuk. Hiç bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani Yasak Elma 85. bölümde bıraktım. Bitti. Zaten onların devam eden bir sirkülasyonları var. Devam ediyorlar. Devam edecekler. Ünlü aktör 3 sezon boyunca hayat verdiği Halit Argun'un diziye dönmesinin artık mümkün olmadığını belirtti. Halit'le ilgili bir beklenti yok. Hani ben de ya bir nöbetçi aktör de değilim. Yani yarın kapıyı çalıp hadi buyur gel oyna deme yani usulü de yok. Size şimdi tekrar teklif gelse öyle bir durum yapıyorsunuz. Yani ne bunu Fatih Aksoy yapar dizi adına ne ben. Beklenti çünkü Halit'in geri dönmesiyle ilgili bir şey yapılamayacak ki. Zaten onlar devam ediyorlar. Hani Halit karakteri gittikten sonra ne olacak? Hiçbir şey. Öte yandan ünlü aktör koronavirüs aşısı ile ilgili düşüncelerini de anlattı. Aşı konusunda benim abim doktor, mikrobi hastalıklar uzmanı. Onunla sürekli iletişim halindeyim. Ankara'da yaşıyor. Aşı biliyorsunuz Çin aşısı geliyor. Aşı olmak gerekiyor mutlaka. Bu tartışmasız bir şey yani. Ama aşılar üretildikten sonra 1, 2, 3. faz olarak insanlar üzerinde denenir ve deneme sayısı da 3. fazla artar. Onun sonucuna ulaşılır ve o sonuçta da bir bilimsel kanıya varılır. Sonra da aşı olursun yani. Ama Türkiye'de 3. faz denemesi yapılacak Çin aşısının. Diğer aşılarla ilgili herhangi bir şeyimiz de yok, bağlantımız da yok. Onlar gelmeyecek zaten. Çin aşısı önce geliyor dediler, gelmiyor. Önce 50 milyon geliyor dediler, 3 milyon geliyor. Bu tutarsızlık içerisinde bizim kararımızda hani ben yarın geldi olacağım deme şansımız da yok. Bir görelim ama aşı olmak gerekiyor yani. Talat Bulut yeni yıl mesajı da verdi. Vallahi önce şu beladan kurtulalım. Bütün dünya insanları olarak çok can kaybı var. Gerçekten de mutasyona uğruyor, yaygınlaşıyor, kontrol edilmesi gereken bir durum var. Yani ne olur hakikaten çok klasik anlamda hani mesafe, maske, temizlik neyse gerçekten kendinizi yalnızlaştırın. Ev içerisinde bile kalabalık olsanız da mutlaka korunun. Kalabalık içindeki her bir bireyin dışarı çıktığı zaman kiminle iletişim olduğunu da bilmiyoruz. Ne olur koruyun kendini. Herkes çok etkileniyor. Yani özellikle işsizlik oranı çok artmaya başladı. Geçim çok zorlaşmaya başladı. İnsanlar faturalarını ödeyemiyorlar. Yani ne olur yani kendinizi düşünmüyorsanız da biraz da başkaları adına yaşamayı öğrenin. Bu toplumsal bir bilinçtir. Medeni olma bilincidir. Demokrasi anlayışının hukuksal boyutudur. Yani illa bir baskı olması gerekmiyor. Ne olur koruyun kendinizi ya. Bakın bu röportaja bir kıyak yaptım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı yıllar diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.